Merhaba değerli takipçilerim. Nefis ve pratik yemekler mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere portakallı kek tarifimiz var. Umarım beğenirsiniz. Hemen videoma başlıyorum. Öncelikle kek kalıbımızı bir tatlı kaşığı tereyağıyla güzelce sürdükten sonra buzdolabımıza kaldırıyoruz. dört tane yumurtamız var. bir su bardağı şekerimiz var. Kıvam alana kadar mikserimizde güzelce çırpalım e, oda sıcaklığında tabii ki beklettik bütün malzemelerimizi oda sıcaklığında olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi belli bir yoğunluğa, belli bir kıvama geldikten sonra mikserimi kapatıyorum ve şimdi diğer yaş olan malzemelerimi içerisine ilave ediyorum. Bir su bardağından iki parmak eksik sıvı yağ, bir su bardağından bir parmak eksik süt ve bir su bardağı portakal suyumuz var. Onlar içerisine koyduktan sonra bir iki tur çeviriyorum. Şimdi bütün kuru malzemelerimizi bir kabın içerisine eliyoruz. 3 su bardağı unumuz vardı. Onun içerisine ilave ettim. Süzgeçimizin bir tatlı kaşığı tarçınımız vardı. Toz tarçın, 2 paket kabartma tozumuz var. Ve bir paket de vanilyamız var. Bütün malzemelerimizi kabımızın içerisine eleyelim. Açıklamalar kısmında da bütün malzeme listesi bulunmaktadır. İstediğiniz zaman oradan bakabilirsiniz. Ve şöyle bir portakal kabuğu tozumuz var. Ee, aşağıda linkimiz var. Eğer ona tıkladığınızda da nasıl yapıldığını göreceksiniz. Ve çok kolay ve pratik bir şekilde de e, ve sürekli de yapmak isteyeceksiniz. Çünkü her şeye kullanabilirsiniz. Kekli kurabiyeydi. Bir tepeleme ta, tatlı kaşığı da portakal kabuğu tozunu koyup şöyle e, spatula'mızla güzelce karıştırdıktan sonra içerisine... 1 su bardağı da rendelenmiş havucumuz vardı. Onu koyuyorum ve şöyle aşağıdan yukarıya doğru ne yapıyoruz kekimizi bütün malzemelerimizi homojen hal alana kadar karıştırıyoruz. Bu arada fırınım 160 derecede açık ön ısıtmasını yapıyorum. Bütün malzemelerimizi gördüğünüz gibi karıştırdık. İstediğimiz ayara geldikten sonra dolabımızdan kek kalıbımızı çıkarttık ve benim kek kalıbım biraz küçük olduğu için yarısını kullanıyorum. Diğer yarısını ayrı bir kapta kullanacağım. Evet, ve fırından kekimiz çıktı. Tekrar bir su bardağı portakal suyumuzu fırınımızdan çıkan kekimizin üzerine boşaltıyoruz. Her tarafına gelecek şekilde bu daha lezzetli kekimizin aromasının daha portakal kokulu ve aromalı olmasını sağlayacak. Hemen şöyle de bir tersini çevirip size tekrar göstermek istiyorum değerli takipçilerim. Gerçekten hoş, lezzetli bir tarif. Portakal kabuğu tozunu da e, bakarsanız çok işinize yarayacak, e, elinizin altında bulunsun derim. Gördüğünüz gibi kekimiz gayet güzel, lezzetli bir kek. Bütün portakal kokusu, kabuğu, bütün yoğunlukla hissedebileceğiniz damaklarınızda güzel bir lezzet bırakacak portakallı kekimiz. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Eğer siz de bana destek vermek isterseniz bildirim zilini açmanız, kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmanızı ve yorumlar kısmına da fikirlerinizi yazarsanız çok sevinirim. Başka içeriklerde görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun.